Cep Telefoncu'nun sunduğu Spor 55 devam ediyor. Evet, sevgili izleyiciler, biraz mesaj okuyalım. Onlarla ilgili belki Ender Hoca da cevap verir. Benim telefonuma Köksal yolladı İstanbul'dan. Okumadan duramam onu. Selam arkadaşlar. Atilla Bey'in lafına katılıyorum. Ofeydu 3 haftadır nasıl bir futbol oynuyor? Ender Bey'e sormanızı isterim. İyi akşamlar, cevap bekliyorum demiş. Tabii Ofeydu'nun performansında bir şey var, bir durgunluk var, bir tutukluk var. Köksal abiye de buradan İstanbul'a selamlarımızı gönderelim. Ama bunu özel yaşantısına mı bağlamak mümkün? Gerçekten sizin dediğiniz gibi özel yaşantısıyla ilgili bir sıkıntım var, onu bilemiyoruz. Onu kimseyi töhmet altında bırakıp hedef tahtası haline getirmeyelim. Bu doğru da olmaz. Sizin böyle bir iddianız var. Bu iddianızı belgelemediğiniz müddetçe de iddia olmaktan hocam, öte geçemeyecek. Belge nasıl olacak hocam? Benim şimdi özel yaşantımı dört duvar arasında nasıl belgeleyecek hocam? İşte onun haricinde nasıl ispat edeceksin? Nasıl ispat edebilirsin? Yani ben bir şey demiyorum. Bak, iddia olmaktan öte geçmez diyorum. İnce hocam çizgi... Ateş olmayan yerden duman çıkmaz hocam. Bu bir daha iki. Atilla abi, Yozgat'ta öğretmenlik yapan arkadaşım Selçuk Yılmaz Musa Aydın'ın formasını soruyor. Ben de aklıma diyordum ki kimdi bu diyordum. Evet, Selçuk Yılmaz'a bir forma borcumuz vardı. Onu da yollarız be İsa, sen nasıl olsa askere gidiyorsun. Evet, bu arada sevgili Ahmet Tural kardeşim. Atilla abi, şehir Samsun sporumuza sahip çıkmalı. Süper Lig bizi bekliyor, uzakta değil. Hakan Şencan. Atilla abi, kombine transferleri yok. Şimdi ben transfer edemedim. Transfer bölümü kapalı. Yanlış bilgilendirme olmasın. Hakan'cığım, sen bu yazıyı ben okuduktan sonra aradım. Transfer konusunda sistemlerde bir çökme olduğunu söyledi bana sevgili Murat. Ama transfer var yani. Ama bu arada herhalde bu lafımızdan sonra insanlar birbirlerine transfer yapmaya çalışıyorlar. Şükrü Gün. Yeni Sidat'la ilgili son durum nedir? İkinci yarı Yeni Sidat'ta mıyız? Darıca Kocaeli'nden izliyorlarmış. Bafralı Samsun sporlu uyumuş. Şükrü Gün. Biraz yorum okuyun, soru görüşlerinizi alalım dedik, yazdık. Sağ ol kardeşim, teşekkür ediyorum. Sidat'la ilgili Sayın Bakanımız ikinci yarıya yetişecek dedi ama çok zor. Şu anda eğer kaba inşaatı bitmiş olsa, çim olayını da şimdiden başlarsak o zamana yetişir. Ama çim sıkıntısı var. Yani o kolay kolay bir şey değil. Hemen yapılıp hemen sürülecek, yapılacak gibi bir durum yok. Emrah Müftüoğlu, yan toplar abi. Evet, aynen öyle. Yan toplar, yan toplar. Enes Koca Koç, Atilla abicim formaları dağıtıyorsun bana. İki sezon önceden sözüm vardı. Hatırlat demiştin. Çok hatırlattım ama cevap vermedin abi. İstersen sözlerini de değerlendir. Enes'im, çok doğru söylüyorsun. Ben şimdi forma vermek, öyle hani dışarıdan o sıradan formaları vermek benim işime gelmez. Bana yakışmaz. Olursa orijinal forma olsun diyoruz. Aldıkça da Enes, yine hatırlat bana. Hatırladım seni. Yani iki sene evveline senin gibi birkaç arkadaşa daha vardı öyle bir sözümüz. Bazılarını yerine getiremedik. Samet Güven, hayırlı akşamlar Atilla abi, Ender hocam. Maraton türbününün 7,5 lira olması için ceza almamız mı gerekiyor? Eğer öyleyse ceza yiyelim. Arkadaş, şimdi onu izahını da yapacağım. Tuncay Taşdelen. Yani şunu mu söylemek istiyor arkadaşımız? He, ucuz gibi. Bilet fiyatları biraz yüksek geliyor. Yani ceza almadan da 7,5 liraya indirelim gibi bir talep midir? Hocam. Öyle mi algılamak öyle, lazım? Ben de öyle algıladım. Bak şimdi. 7,5 liralık biletten 1 lira kesinti. Artı 2 lira 0,5 kuruş turnike parası hocam. Bak, 3 lira 0,5 kuruş gitti hocam. Bilet 4 liraya geldi. Bu da reva mı arkadaşlar? Size soruyorum ya. Yani 4 liraya maç mı izlenir? Samspor'un kasasına giren para 4 lira. 7,5 liralık bilet de olsa, 15 liralık, 20 liralık bilet de olsa bu para kesiliyor. Yaklaşık 3 lira 5 kuruş biletten kesiliyor. Bunu da bilginiz olsun diyoruz. Katkıyı vereceğiz hep birlikte.
Tuncay Taşdelen abi, iyi akşamlar. Bence Canberk sağ açıkta oynamalı. Çünkü çok hızlı ve golcülere güzel ortalar kesebilir. Bir de Murat Gürbüz Erol da hücumda oynamalı. Ondan defans olmaz. Ercan Güner. Kimden? Murat Gürbüz Erol'da. Murat Gürbüz Erol tabii ki sağ ön oyuncusu. Ama Canberk'in sakatlığından dolayı bu hafta mecburiyetten sağ bek oynadı. Evet, ondan dolayı. Ercan Güner, iyi akşamlar. Distel Zola işe yarıyor mu? Onun yerine bir kaleci alsaydık iyi olmaz mıydı? Veya Soner gitmeseydi? Galin Ivanov ne zaman sahada göreceğiz? 3-4 maç alırsak kesin Süper Lig'deyiz. Hasan geçen seneki Hasan değil. Herkese güveniyoruz. İnşallah çıkarız diyor. Hocam şimdi şeyi Zola'yla... Evet, Zola yani Zola'dan veremedik. Yani Zola'dan verim alamadık. Tutmadı. Yani olmayabilir. Yani her transfer 4-4'lük tam isabet olacak diye bir şey yok. Bugün büyük takımlara bile dünyanın neresinden futbolcular geldi de tutmadı gitti. Yani bir Guiza faciası yaşadı Türkiye. İspanya'nın gol kralıydı. Olur yani, transfer tutmayabilir. Doğrudur. Distel Zola tutmamıştır. Uyum sürecini hala atlatamamıştır. Samsunspor Distel Zola'dan beklediği, istediği verimi alamamıştır. Onun yerine kaleci alsaydık iyi olmaz mıydı? Tabii ki iyi olurdu ama bunu öngöremezdiniz ki. Yani Distel Zola'nın bu kadar uyum sorununu uzatacağını ya da takıma verimsiz olabileceğini kim hesap edebilirdi? Önceden hesap edemezdiniz bunu. Dolayısıyla ama... bu oldu bitti. Ha, şunu biz geçen programlarımızda da söyledik zaten. Yani Soner Şahin keşke gönderilmese miydi? Evet. Evet. Bunu daha önceki programlarımızda da söyledik. Keşke gönderilmeseydi. Bunun gönderilmesiyle ilgili karar yanlış bir karar olmuş. Hocam olmuştu. Zola'nın yerine de bir yabancı kaleci transferi söz konusu olabilir. Dipnot olarak söyleyeyim. Fatih Taflan, ikinci yarıda bu takıma bir kaleci, stoper ve forvet lazım ama en acili iyi bir kaleci. Arif Döndür, selam abi, yayınlar. Seçim sonrası belli olacağı söylenen 3 puan silinme durumundan bir haber var mı? Bir de Ümit Hoca'nın davranışların normalin üzerinde agresif görüyoruz. Taraftar olarak bizi üzecek durumlara düşürmesin inşallah demiş. Saygılar. Seçim sonrası bekleniyor. Her an karşımıza bu 3 puan cezası çıkabilir. Çıkmasa daha iyi olacak ama bakalım, hayırlısı Allah'tan. Fatih Taflan, Atilla abi, takım iyi oynamayınca taraftar olarak devreye girip takımı ateşlememiz, galip takımı herkes destekler. Şampiyon takımı tutmadık. Tuttuğumuz takım şampiyon yaptık demiş. Çok güzel bir öneri. Biletimi aldım. Cuma Ankara'dan yola çıkıyorum. Ben Ankara'dan geliyorsam Samsunlular da hep birlikte maça gitmeli. Evet, benim de arkadaşım Talip de İstanbul'dan gelecek sırf bu maç için. Muhammed Albayrak, keyfimiz yerinde, sizler ekranda, takımımız lider, daha ne olsun, selamlar, iyi yayınlar İstanbul'dan demiş Muhammed Albayrak. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Yunus Yılmaz, Sayın Cebeci, lütfen kulübe verilen cezalar konusunda yönetimin neler yapmadığını lütfen anlatın. Cezalar verilmeden taraftarı, yönetimi ve taraftarı uyarın. Arkadaşlar hep söylüyoruz ama yani Karabük maçında ben bile çıldırdım yani. Yani ben bile çıldırdım. O taraftar nasıl yapmaz? Gencecik arkadaşlar, biz bu halimizden kabullenemedik ki o Ergün'ün yaptığını. Elimizde olmadan orada yönetim geldi, başkan geldi, herkese bir çağrıda bulundu. Ne olursunuz yapmayın, etmeyin. Yalvardılar, ettiler ama bazen işte insan raydan çıkabiliyor. Sinan Samspor, selam Atilla abi. Ofeydo'nun son durumu nedir? Söylerseniz çok sevinirim. Ender hocama selamlar, iyi akşamlar. Evet, Ofeydo sakat. Sakat. 2 günlük de idmana çıkmıyorum. Dünden ve bugün de idmana çıkmadı. Ahmet Emine Temel, Atilla abi, şu anda 3 tane lisanslı formam var. Ender abime bir şey söyleyeceğim. O Musa Aydın'ın formasını emin ol hepsinden özenerek giyeceğim. Çünkü o abiminleri bizim sevdamıza bedel, saygılar. Geçen hafta babası almıştı, evet. Hatırladın mı? Buradan da selamlarımızı iletelim. Adem Kunduz, Ertuğrul Hoca Tümer ve İlhan'ı kadroya almadı dediniz ama Ertuğrul Hoca'nın Samsun'da hocalık yaptığı dönem İlhan ve Tümer Samsunspor'da değil. İspatı görüntülerle ben sana Ademciğim, Ender Hoca belki, da onu söyledi bana. Belki futbolcudur o dönemde. Hocam. Şimdi ben baktım Ertuğrul Sağlam'ın dönemine. Evet. Şimdi Ertuğrul Sağlam Samsunspor'da
2003-2004 yılında Erdoğan Arıcan'ın yardımcısı. 2004-2005 yılında Samsunspor'un hocası, 36 maça çıkmış teknik direktör olarak. Tümer Metin'in Samsunspor'da oynadığı tarih 1997 ile 2001 arası. Yani bu tarihler arasında Ertuğrul Sağlam teknik direktör değil. İlhan Mansız'ın Samsunspor'da oynadığı tarih 1998 ile 2001 arası. Ertuğrul Hoca gene teknik direktör değil. O tarihlerde 2000 ile 2003 arasında Ertuğrul Sağlam'ın Beşiktaş'tan tekrar Samsunspor'a dönüşü var. Yani belki sen Ertuğrul Sağlam'ı futbolcu olarak konuk almışsındır. Çünkü o tarih ona denk geliyor. Futbolcu olarak. Futbolcu dönemine mi denk geliyor? Futbolculuk dönemine denk geliyor. Teknik adam değildir de. O zaman Erdoğan Arıca mıydı teknik adam? Onu mu dedin sen az evvel? Yok, Erdoğan Arıca değil. Yani başka, ona bakmak lazım 97-2001 arasında da. Yani Ertuğrul'un... Kesinlikle Ertuğrul konuğumdu. Ha yani, ama futbolcu olaraktır. Teknik direktör olarak değil. Öbür hafta da oyundan kesildi. Ben onu hocam yine bir bakacağım. Bende kayıtları var. Bir bak. Kara kaplı defterde var mı? Da VHS kasetler vardı. Böyle baba kasetler hocam. Bir çuval dolusu. Bilirim. Onlardan arşivimde var benim. Eğer... Kötü. Hayır, orada şöyle, yani şöyle yanlış hatırlıyor olabilirsin. Yani Ertuğrul Sağlam hoca konuğun olmuştur ama o futbolcu olaraktır o dönemde. Bir şey demeyeceğim. Olabilir. Yaşlandın. Hocam yaşlandık diyoruz ya, biz kendimizi genç öyle dinamik şey falan kabul etmiyorum yani. Olabilir ama bu olay kesin, ama böyle bir olay var. Hatta doğrudur. O kameramanım da şu anda Haberaks'ta radyoda çalıştı. Bak bunu da söylüyorum. Radyoda çalıştı. Sonradan da ayrıldı buradan. İsmini de veriyorum. O geldi bana söylediydi çünkü. Şafak Güney, iyi akşamlar futbolcu arkadaşlar. Adana maçında alsınlar. İzmir'de oturuyorum. Koyu Samsunspor taraftarıyım. Öbür haftaya Göztepe maçında sizleri bekliyorum. Sidat'ta olacağım. Allah'ın izniyle Göztepe maçında yeneceğiz. İnşallah Süper Lig'e çıkarız. Bu hasretlik biter. İnşallah sevgili Şafak. Mehmet Hakan Karataş, Atilla abi anlattığınız İlhan Tümer olayı, evet bu da senin dediğine getiriyor. Senin sana sen nereden giriyorsun o mesajlara? Ben şimdi onu anlamış değilim. Bana kumpas mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Yüksel Ömüral abi, yenler kazanırken de aksayan yanlarını söylemek gerekir. Birinci yarı iyiydik. İki farklı öne geçtik. İkinci yarıda takım yaslandı geriye. Rakibin baskısı gol getirdi. Kaleciniz kaleyi doldura kornerde de beraberliğe gelecek. Oyun programı yarım saat önce kapatıyorsunuz. Atilla 12'ye kadar niye beklemiyorsunuz? Ne diyor? Gelecekti. Oyun programı yarım saat önce kapatıyor. Yok. Ne zaman gerekiyorsa o zaman kapatıyoruz sevgili Yüksel. Süleyman Orhan, iyi akşamlar. Ama Elazığ'da şeye katılıyorum yani. Oldu. Yüksel Ömüral'ın dediği o ikinci yarıdaki hatalı gol, bir defa yediğimiz hatalı gol, onu söyledik, kaleci hatasını söyledik. Geri çekilme olayında, bu böyle geri çekilme olayı değil de burada biraz tabii Elazığ takımının skoru bir an önce çevirmek anlamında bizim üzerimize fazlaca geldiği dakikalar oldu. Ama o dakikalarda da böyle çok fazla aman aman bir pozisyon, ben 90 dakika boyunca iki kez ayağa kalktım. Mesela biri Kone'nin ikinci golünde, yani tamam dedim yani bu iş bitti. İkincisinde de o şeyde, yani o uzatma dakikalarında evet, oturamadım yerimde artık. Evet. Onun dışında böyle bizi heyecanlandıracak, ahvah edecek pozisyon vermedik yani. Ali Kılıç, iyi yayınlar Atilla Bey. Takımımızın pas trafiği geçen sezon olduğu gibi maalesef bu sezonda oldukça zayıf. Lütfen Ender Hocama sorar mısınız? Bu sıkıntılı futbolcu kalitesinden mi kaynaklanıyor, yoksa bu konuda gerekli idmanlar yapılmıyor mu? İdman konusunda tamamen sana katılmıyorum. Çok iyi idman yiyorlar ama diğer konuda Ender Hoca ne der bilmiyorum. Kazanalım da varsın, pas yapmayalım ya. Öyle mi diyorsun? Yani kazanalım. Hocam, yani bizim bu sene ne olursa olsun kardeşim bu Süper Lig'e çıkmamız lazım. Yani sonuç odaklı bir oyundur futbol. Kesinlikle. Çok iyi pas yaparsınız. Çok iyi top oynarsınız. Galip gelemezsiniz. Ama çok kötü oynarsınız, 3 puan alırsınız. Hangisi daha evladır? 3 puan. Yani kötü oynayalım da 3 puan gidelim. Yani tamam, pas konusunda bir sıkıntımız var. Bunu kabul ediyoruz ama şunu da hemen söyleyeyim, yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim.
Şimdi bir basın toplantısında Ümit Özat demişti ki, bu pasla ilgili bir soruya, ligin ikinci veya üçüncü haftası mıydı, başıydı hatırladığım kadarıyla, bu takımın geçmiş yıllarda pas kültürü oluşmamış. Öyle dedi. Ya. Şişir Ofeyodu'ya, Şişir Embille'ye hep böyle gol bulmuş bu takım diyor idi. Hı hı. Şimdi zaman zaman bunu bu sezonda görüyoruz. Özellikle Karabük maçının ikinci yarısında hep Şişir Ofeyodu'ya, Şişir Ofeyodu'ya oynadık yani. Başka bir şey oynamadık. Ya. Dolayısıyla bunlar maç içerisinde oyunun gidişatına göre olabilir. Ben illa pas oyunu oynamak, mesela bazı takımlar vardır, ne pahasına olursa olsun pas yaparlar. Hatırlayın, Türk futbolunda özellikle Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ekolü dediler buna. Pas, 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 al, ver, pas, 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 pas. Yani tamam, pas yapmak her zaman işe yaramaz ki. Pas yapacağın durumlar olur, pas yapacağın atmosferler olur. Hızlı oynaman gereken, defansın arkasına atılan toplarla gitmen gereken maçlar olur. O yüzden çok takılmamak lazım bu pas olayına. Evet. Benim telefonuma bir mesaj yollamış. Bursa'dan bir arkadaş ama ismi yok. Çıkartamıyorum. Abi diyor, ne arıyorsun, ne soruyorsun diyor. Çok şıksınız. Bursa'dan selamlar. Kendinize iyi bakın demiş. Sonu 556 olan, ismini de yaz bana da hatırlayayım. Evet, Süleyman Şen, biz maça gidemiyoruz. Başka türbünden yeni pasolik alabilir miyiz? Alamazsınız. Öyle bir şey yok. Bilet fiyatları düşmesin demiş yine. Ferdi Kılcan, hayırlı yayınlar abi. Bu sene kesin çıkar mıyız? Hem de Ivanov ne zaman dönecek? Ivanov'un 3-4 haftası var arkadaşlar. Biraz daha gecikebilir, 5 haftaya da çıkabilir ama takımdan beraber çalışmalara başladı. Kesin çıkar mıyız sorusuna cevap verelim. Onu biz bilemeyiz. Gayipten ancak Allah haber verir. Ama çıkmak için mücadele eden bir takım var. Çıkmak için mücadele eden bir kulüp var. Çıkmak için mücadele eden bir teknik heyet var. Bu takıma destek vermek lazım. Bu haftada en güzel destek haftası. Gelin bu hafta aldığımız cezayı hissettirmeyelim. Bir ceza aldık. Olan oldu. Bu cezayı hissettirmeyelim. O kırmızı duvarı tıklım tıklım dolduralım. Hatta her zamankinden daha fazla dolduralım. Ki ona da ihtiyacımız var. Yani şeyde oturmayalım bu hafta. Gelin VIP'de oturmayalım. Kapalıda oturmayalım. Gelin maratonda oturalım. Ha, hepsini dolduralım, ayrı mesele de. Maratondan doldurmaya başlayalım. Çünkü maraton tribünü bizim için önemli bir tribün. Kırmızı duvar bizim için çok kesinlikle önemli. Hocam bu arada o dedim ya, Bursa'dan abi hiç arayıp sormuyorsun. Deniz Usta'ymış hocam. Aa, bizim otoelektrikçi Deniz Usta. Deniz Usta, seni özledik ya. Bursa'ya gittin. Telefon numaranı da değiştirmiştim. Şimdi iyi oldu. Kaydedeceğim onu, merak etme. Azmi Bayyurt. İyi akşamlar. Pasolik'imi göndermiş. Pasolik mesaj göndermiş. Gidemediğiniz Adana maçına başkasına yükleyebilirsiniz diyor. Açıklık getirir misiniz? Bunu az evvel açıkladık arkadaş. Azmi kardeşim. Fatih Taflan. Antalya'da Fornenzi ilk 18'e giremiyor. Kaleye düşünülebilir. Onu anlamadım. Antalya'da Fornenzi var ya diyor. Bu kaleci Fornenzi. Hocam onda da bir şey yok ki, ben de görüyorum onu ya. Benim orada buradaki çocuklarım daha iyi. İsmet Aruç, Atilla abi iyi geceler. Biz eğer ilk yarım saatte gol bulursak tarihi bir fark atarız. Adana'ya benden söylemesi. İnşallah İsmet'im. Selçuk Doğan, selamun aleyküm abilerim. Ben Bursa'dan Selçuk. Atilla abi, Samsunspor inşallah bu sene mutlu sona ulaşacak. Bir de senden ricam var abi. Az önce Ender hocam bir şey söyledi. Ben de söylediklerine katıldım. Forma konusunda benim sana ricam, şehir dışında olursan taraftarımız forma istiyorsa, size hangi formadan kaç beden istiyorsa stordan parayla alalım. Yani biz taraftarlar parayı bir hesaba yaptıracağız. Oradan adrese kargoyla gönderilecek. Ya bir dakika şimdi Uray, Selçuk, sen anlayabildin mi hocam? Ben bir şey okudum ama. Vallahi para pul işi işin içinde olduğunu ben çok dinlemiyorum. Şehir dışında oturan taraftarlarımız forma istiyorsa, size hangi formadan kaç beden istiyorlarsa stordan parayla alalım. Yani biz taraftarlar parayı bir hesaba yatıracağız. Oradan adrese kargoyla gönderilecek. Yani Selçuk, anlayabildin mi hocam? Biz yardımcı olalım diyorlar. Forma isteyenlere diyorlar. Benim anladığım kadarıyla. Sosyal medya üzerinden, evet, böyle bir organizasyon yapabilirler birbirleriyle. Süleyman Orhan, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Elazığ galibiyetinin büyük moral oldu. Benim için bir diğer moralde Karabük'ün yenilgisi oldu. İnşallah Adana Spor'u da yenip
liderliğimizi devam ettireceğiz. Hasan Sırdaş, ben de cezalıyım, kartım blok oldu, Adana maçını giremiyorum. Tüpçü geliyoruz, merak etme. Hayırlı geceler olsun, Allah'a emanet olun. Acil bir tane kaleci lazım. Hep yediğimiz goller duran toplar demiş. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar mesajlarınız için. Selçuk Yılmaz da stadyumla ilgili bir mesaj göndermiş. Stadyuma mümkünse ve hazır olduğunda bile diyor, bu sene geçmememiz lazım. Yeni stadyumların zeminleri oturmuyor. Böyle bir sorun şampiyonluk yolunda bizi olumsuz etkiler. Seneye Süper Lig açılış maçında oradayız inşallah demiş. Bir hele Selçukcuğum, stadyum inşaatı bitsin, zemin falan bir belli olsun, ona o zaman hocam, karar verilir yani. 3 ay evvel falan çektik biliyorsun, helikopter kamerayla çekitmiştik. Ben onu düşünüyorum, arkadaşlarımla benimle onu irtibata geçtik. 15 gün içerisinde stadın son durumu hakkında ben o helikopter çekimiyle yine bilgilendireceğim. Evet, Melek Şen kızım. İyi akşamlar Atilla amcacığım. Ender hocam, Samsun'un lider, Samsun GSK lider değmeyin. Yani kendi oynadığı takımından bahsediyor. Bu hafta keyfime, değmeyin diyor. Hayırlısıyla Süper Lig her iki takım için inşallah. Telefonlarınıza gelen mesajlarınız ile bilet transferi yapabiliyormuşuz galiba. Eğer doğruysa biz babam ile ceza almayan taraftarımıza transfer edebiliriz. Bravo be Melek. Babacına da buradan selamlarımı yolluyorum. Bak, transfer yapabiliriz diyor iki kişiye. Eğer arayan soran olursa ben yönlendirebilirim Melek'cim sizi. Seçkin Yıldız, iyi akşamlar Spor 55 ailesi. Bekir'in yan toplara çıkmaması ve Mustafa Sevgi'nin duran topları olumlu kullanamamasına bir çözüm bulunmalı. Duran topları Musa Aydın ve Mehmet Çakır kullanmalıdır diye düşünüyorum. Her maç aynı hatalar tekrarlanıyor. Ümit Hoca bunu görmeli diyor. Vallahi Ümit Hoca bizden çok daha iyi görüyor arkadaşlar. Ama bazı şeyler rast gitmiyor. Serkan Kök. Abi iyi akşamlar. Ofidin'in kafasında bir takım mı var? Benden söylemesi Cemil Adıcan, Musa Sinan gittiği takımlarda yedek ve Süper Lig'de Gaziantepspor Mehmet Sedef diye önemli oyuncusunun sözleşmesini feshetti. Abi bir forma yollayın. Durumum iyi değil. Öğrenciyim. Serkan hemen de yapıştırmışsın oraya. Güzel. Hoşuma gitti. Seni bir tarafa yazayım. Hasan Sırdaş, ben de cezalıyım. Kartım bloke oldu. Adana maçı giremiyorum. Tüpçü demiş. Son bir mesaj daha okuyorum. Yusuf Uzunoğlu. Biz Galatasaray maçına yetişmeye çalışmıyoruz. Sizleri izliyoruz. Mustafa Batur, Atilla abi, Galatasaray maçını sanırım bir aceleniz mi? Yo, biz bu yayındayız. Hala devam ediyoruz. Maçtan da hiç alakamız yok. Hatta şimdi de bir sorayım. Kaç maç Cem? 0-0 devam ediyormuş. Biz buradayız ya. Hayırdır? Yakup İlker Çırak, kaleye Ertuğrul Taşkıran'ı alalım. Bildiğimiz kadarıyla boşta Karabük maçında maratonda oturanlar kapalı tribüne geçebilirler mi? Boşta Karabük maçında maratonda oturanlar. Yok abi, Karabük olduğu gibi cezalı. Hiç sizlerin etrafında dolaşmasınlar hiç. Tamam mı arkadaşlar? Hocam benim buradan vallahi aktaracaklarım bunlar. Selçuk Yılmaz, seni unutmuyorum. İsa kardeşimin sen bana bir emanetisin. En kısa zamanda sana formayı yollayacağız. Evet, İsa Karacabey'e bir kez daha iyi görevler dileyelim, hayırlı tezkereler dileyelim. Onun şahsında vatani görevini yapmak üzere, birliğine teslim olmak üzere olan tüm kardeşlerimize hayırlı görevler, hayırlı tezkereler dileyelim. Allah hayırlısıyla bu vatan görevini yapıp sağ salim geri ailelerine dönmeyi nasip etsin diyelim. Bizim Seyit Akman'ı da bu vesileyle uğurlamış olalım. Ona da hayırlı tezkereler dileyelim. Buradan gidecek var mı başka? İsa'nın da bizde emeği çok gerçekten. Volkan diyor ki ben de gideceğim diyor. Volkan sen de mi? Sen bir dahaki daha dönem daha var. Şimdi İsa'nın tabii bizim programda emeği çok fazla. Allah bizim razı olsun. Spor 55'in sosyal medyadaki bütün işlerini admin olarak yürütüyor.
hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demiyor. Hatta bizden o transfer dönemlerinde bilgi almak için gecenin çok 12'sinde birinde bizi uykudan kaldırdığını ben hatırlarım. O yüzden kendisine biz hakkımızı helal edin diye mesaj atmış. Helal edelim. O da bize hakkını helal etsin. Hayırlısıyla gidip gelsin. Nurettin Yüksel'e ve teşekkür edeyim ben. Mesaj yollamış kendisi. Aynı zamanda yine İstanbul'dan Erol Çetin'e de buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Bir daha vurgulayalım. Samsun Spor cumartesi günü 18.30'da Adana Spor'la karşılaşacak. Cezalı olan 5000 civarında seyircimiz var. Onların yokluğunu hissettirmememiz lazım. Hatta her zamankinden daha büyük bir sorumluluk duygusuyla o tribünü doldurmamız lazım. Hocam çok önemli bir yer. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Bu maça giremeyen arkadaşlar, o cezalı olanlar, kartları bloke olanlar, ne olursunuz oralara gelip de biz bu maçı seyredeceğiz deyip de lütfen orada bizi zor durumda bırakmayın. Ben böyle bir duyum da aldım hocam. Ne şartlar ne olursa olsun biz o maçı seyredeceğiz diyen taraftarlarımız var. Ne olursunuz arkadaşlar, bir ceza üzerine bir ceza daha almayalım. İhtarlarımız son sınırlara geldi. Para cezalarını ödüyoruz. Gelmeyin. Ne yapalım? Yani başa gelen çekilir derler ya. Bunu çekeceğiz. Ne olursunuz. Oralarda yani biz salı günü program yaptığımızda şunu demeyelim. İşte dışarıda olaylar oldu. Maça girmek isteyen taraftarlarımız olaylara sebebiyet verdi dedirtmeyelim. Ne olursunuz. Dışarıdan sesinizi yine biz duyarız. Dışarıdan da bize tezahürat yapsanız biz yine duyarız orada. Zorlamayın arkadaşlar. Temsilciler ellerinde not kağıtlarından geziyorlar. Stadın her tarafında geziyorlar. Yazıyorlar, çiziyorlar. Görüntülüyorlar, çekiyorlar. Bunları delilli ispatlı olarak federasyona sunuyorlar. Yöneticilerimizi, başkanımızı da zor durumda bırakmayın. Ne olursunuz bunları bir kez daha sizlerden istirham ediyoruz. Biz orada sizin yerinize gelecek o emanetçiler orayı dolduracaklar. Sizleri aratmayacaklarını biliyoruz. Kırmızı duvar için orada olacağız hep beraber. Diyelim. İsa kardeşim sen de hakkını helal et. Çok emeğin var. Sana da hayırlı tezkereler diliyoruz. Ama Manisa'da Göztepe maçına geleceğim zaman Allah nasip ederse ilk ziyaret edeceğim kişi sen olacaksın. Deniz Usta da demiş ki Ender hocamla sizi Bursa'ya mutlaka bekliyorum. İnşallah. Samsun'a geldiğimde de sizi ziyaret edeceğim diye mesaj atmış. Biz de selamlarımızı iletelim Bursa'ya. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hafta sonunda Samsun Spor'umuza Adana Spor karşısında başarılar diliyorum. İnşallah yine haftayı lider olarak bitiririz. Ama önemli olan sezon sonundaki liderlik. Evet. Evet, yayında ve yapımda emeği geçen Cem'e ve Volkan'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Eksiksiz bizi buradan yolluyorlar. Diyelim mi? Cem, eksiksiz yolluyorlar buradan. Sağ ol. Evet, Samsun'da doğdum. Ama sen bu akşam bu Ertuğrul Sağlam'ın hangi dönemde çalıştığına bir bak. O öbür defter, kara tamam. Kaplı defterim var ya hocam. Ona bakacağım. Ama kesin Ertuğrul olayı doğru. Ertuğrul olayı doğru. Evet, Samsun'da doğdum. Samsunspor'la yaşıyorum. Samsunspor'la öleceğim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. O Ertuğrul'la iyi. Cep telefoncu spor